Evet sevgili gençlik ne yapıyoruz? Tecrübeli arkadaşlarıma da hitap ediyorum tabii gençlik dedik ama şimdi 41. Even if DNA may have influence on our moral character diyorum. Arkadaşlar dikkat lütfen. Even if ne bağlıcı? Zıtlık bağlacı. Ne diyor? Karakterimiz üzerinde DNA etkili olabilir. Yani DNA'ya yapılan bir vurgu var. Karakterimiz üzerinde. Auru özellikle çiziyorum. Ondan sonra ya hocam şurada it var referans mı? Hayır. Burada det var. O yüzden bunu referans saymayın. Geçin bunu şuraya odaklanın şimdi. Ne diyor? DNA karakterimiz üzerinde etkilidir. Even if olduğu için ama diye başlıyorum buraya. But diye başlıyorum. Çünkü bu da oldu o demek. Karakteri de etkili olabilir ama biz sosyal ve kültürel çevremizin ürünüyüz aslında. Yani ne demiş oluyor? Tamam DNA etkilidir ama çevre de bizi etkiler demiş oluyoruz A şıkkında. Buyurun. V'den de kaynaklı zaten öne çıkması mümkün bir ifade. Mesela böyle ahlaki anlayışlar. Ya arkadaşlar hangi ahlaki anlayışlar var yukarıda da ben buna atıf yapıyorum saç diyerek. Anlayışlar devam ettik. Şuraya geldik. Mesela etik düşünceden bahsediyoruz arkadaşlar. E insan doğasına dair varsayımlarla başlar. Ya bizim DNA ile etik düşüncenin alakasını. inin insanlar tartışırlar diyor. Ne ahlaki? olmanın sosyal normlara itaat etmek olup olmadığını tartışırlar. Konunun DNA ile ilgisini. Bakın görüyor musunuz? Çok alakasız noktalara gidiyor cümleler. Peki şuraya geldik. Yine etik konusundan bahsediyor. E bir teşebbüstür diyor. E, o zaman DNA ile ilgisini demeye yine geliyorum ben. Etikle DNA'nın ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi o zaman ne yapıyorum? DNA etkili olabilir ama çevremiz zin ürünüyüz biz. V'lere dikkat ederseniz soru kolay zaten arkadaşlar. Okey? İki. Şu anda mevcut bir Japon ağırlığı var. Bu bölgede. Dikkat. Bana öyle bir şık bulun ki hangi bölge olduğunu versin. Nerede Japon ağırlığı var? Dediğim anda buyurun şimdi arkadaşlar. Öncelikle şurada bir ne var? Tokyo. Ya arkadaşlar Tokyo'da Japon ağırlığı olacak herhalde. Yani Ankara Türkiye ağırlığı olmak gibi bir komik bir noktaya gelmeyiz zaten. Bir kere şunu bir geçin. Peki şu ne? Asya. Ben bölge olarak Asya'dan bahsedebilirim. Dikkat. Japonya'da Japon ağırlığı diye bir şey olmaz arkadaşlar. Devam ettik. Burada bir bölge yok farkında mısınız Japonya diyor yine ne büyüme zenginlik bölge nerede region sadece burada var arkadaşlar o zaman onu hemen toparlayalım her ne kadar diyor her ne kadar ben eklemiş olayım bölgede Japon mevcut Japon ağırlığı olsa da olmasına karşın Japon ağırlığına rağmen e Çin temelli Asya ekonomisi de yeni yeni ortaya çıkıyor. Cümle bu. The region'ı gördüğünüz anda soru saniyelik hale gelir. Hangi region bu? Ne bölgesi burası? Okey. Geçiyorum. 43'e. 43'te hidrolik enerjinin kullanımından bahsediyorum. Bir şeyleri mümkün kılmasından bahsediyorum. Anlaşıldığını düşünüyoruz. Şimdi buyurun. Moreover ve it. Arkadaşlar bu it nedir? Hidrolik enerjidir. Hemen deneyelim. Hidrolojik hidrolik enerjinin nerede tarımda kullanımı bir şeyleri mümkün kıldı diyor. Tamam bir işe yarıyor yani. Bunu anlayayım. Yeterli. Üstelik hidrolik enerji ne oluyor arkadaşlar? Avantajlar da sunuyor. Ne avantajı arkadaşlar? Kolay kontrol ve otomasyona dönüştürülebilme noktasında. O zaman ben iti hidrolik enerjiyle ile eşleştirip şurası artı moreover'dan dolayı bu da artı ise referansım da sağlamsa B şıkkını işaretlerim. Kimsenin de çekinmem arkadaşlar. Okey? Güzel. 44. Geldik buraya. Moreover ve D'ye dikkat. Burada. Şimdi şurada ne diyor? Birçok çam ağacı türünden bahsetmişim. Nin neyi e, tahtası ağacı neyse kereste olarak kullanılıyor diyor. Peki kereste olarak kullanılması artı mı? Yani inşaat ve mobilyada tamam. Devam ettik. Üstelik bu ağaç türleri görüyor musunuz? Aynı zamanda şunun içinde kullanılır. E zaten burada kullanılıyordu. Burada they dedi, also use dedi. C şıkkı zaten çılgın gibi el sallıyor. Ben cevabım diye. Tamam mıyız? Tamam. 45. Bütün ebeveynler diye başlamış sevgili arkadaşlar. Ne? Bütün ebeveynlere dikkat. Değil mi? Şu değer özellikle aldım bunu. Kit çocuk, ebeveynlerin çocukları gayet mantıklı. Okuyorum şimdi. Tüm ebeveynler ne yapar? Doğru bir denge bulmaya çalışırlar. Cesaretlendirme ile disiplin arasında. E şu yapıyı lütfen not edin. When it comes to, konu şu olduğunda demektir. Çok sık gelen bir soru. Şunu da sorabilirler size, şunu da sorabilirler prep olarak. Ama ya, ya da böyle yarım cümle olarak görürsünüz. Ne diyor? Konu çocuk yetiştirmek olduğunda bütün ebeveynler bu dengeyi koruma konusunda mücadele verirler. Struggle. Referansın güzelliği zaten A'yı öne çıkarıyor. Peki hocam şu olmaz mıydı? Arkadaşlar dikkat lütfen. Sebeplerini bilmelerine rağmen diyor denge kurmakta sorun yaşarlar. Niye ben e rağmen diyeyim ki böyle bir durumda? Arkadaşlar sebeplerini zaten bilmelerine rağmen e denge konusunda sorun yaşıyorlar. Bağımsız alakasız cümleler. Devam ettik. D olur. Arkadaşlar ne diyor? Bu önemli görevi ne yapıyorlar? Başarıyorlar. Bu artı Peki bu sebep sonuç bağlacı ama burada sorun yaşanıyor. Eksi sebep sonucu artı eksi kuramayacağım için D referans olsa da beni bağlamaz burada. Aşağı iniyorum. Komşular şikayet ediyor. Ne güzel. Komşular çocukları hakkında şikayet ettiği için ebeveynler denge kurmakta zorlanıyor gibi alakasız bir yere varır konu. Aşağı indik. Yine çocuklar diyor, ne ebeveynleri tarafından sevilmeye ihtiyaç duyar. İhtiyaç duydukları için ebeveynler ne yapıyor? Teşvik mi disiplin mi dengesi kuramıyorlar. Sevgili arkadaşlar, Konu sadece A'da net veriliyor. Konu çocuk yetiştirme olduğunda ebeveynler bir ikilemde kalıyorlar. Cümle bu. Okey. A. 46'ya geliyoruz. Ve diğer sorumuza devam edelim.